Lekelenme ve adet kanaması arasında bir takım farklar vardır. Adet kanaması dediğimiz gibi belli bir aralıklarla oluşan, yaklaşık ortalama 28 günde bir olan, düzenli olan, belli bir süre en az 3 ila 7 gün süren, belli bir miktarda olan bir kanamadır. Genellikle kırmızıdır ama lekelenme ise düzensiz bir şekilde gelebilir. Adet öncesi, sonrası, ortası gelebilir. Ayda bir kere olup geçebilir, sonra tekrar edebilir. Genelde kahverengi ya da pembe leke şeklindedir. Miktarı az başlayıp artabilir. Yani bir düzeni yoktur. Lekelenme normal fizyolojik durumlarda olabildiği gibi patolojik durumlarda da olabilir. O yüzden lekelenmenin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Mesela fizyolojik olarak lekelenme yumurtlama döneminde ufak leke şeklinde bir hormonal farklılıklar dolayısıyla kanama şeklinde gelebilir. Adet öncesi ya da sonrası ufak lekelenmeler olabilir. Gebeliğin erken dönemlerinde leke şeklinde kanamalar olabilir. Gene halk arasında üstüne görme dedikleri bir ufak lekeler, yerleşme kanaması olabilir. Dolayısıyla lekelenmenin patolojik formlarında olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazen lekelenme, polip, miyom gibi bir takım hastalıklarla, yani rahim içinde gelişen anormal durumlarla ilgili olabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili olabilir. Bazı rahim kanserleri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanserleri ve rahim kanseriyle ilgili olabilir. Bazen spirallerde ufak tefek lekeler gelebilir. Doğum kontrol hapı kullanan kişilerde ilk kullanımlarda daha çok olmak üzere lekelenmeler olabilir. Bazı hormonal bozukluklarda lekelenme olabilir ama mutlaka bu durumların hangisine bağlı olduğunu anlamak açısından jinekolojik muayene olmasını lekelenme olan hastalara öneririz.